Fahni Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Microsoft SwiftKey klavyede öngörü kapatılır mı? Nasıl bu durumu çözebilirim? Bu sorulara yanıt vermeye çalışacağız. Yani öngörü dediğimiz tahmin çubuğunu kapatma seçeneğini sunmuyoruz diyor Microsoft kendi yaptığı açıklamada. Tahminler Microsoft SwiftKey klavye deneyiminin ayrılmaz bir parçası ve mobil cihazınıza zahmetsiz yazma deneyimi oluşturmaya katkıda bulunur. Yani burada ne yazık ki direkt olarak kapatma seçeneği bulunmuyor. Bu şekilde söyleyelim sizlere. Yani öngörü dediğimiz tahmin seçeneğini kapatmamıza izin vermiyor Microsoft. Tabi bu konuda Microsoft'un destek sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Onun dışında farklı bir klavyeyi kullanmayı deneyebilirsiniz. Microsoft'un klavyeleri var. Farklı klavyelerden bu öngörü deneyimini kapatabilirsiniz. Ama SwiftKey'de ne yazık ki öngörü kapatılmıyor. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.